Evet, şimdi 40 kilit yani at kuyruğu otu diğer adıyla. 40 kilitin birleşiminde %12 oranında silisyum içerir. Silisyum bağ dokusu için dünyada en ideal bitkidir. Bir insanın bünyesinin %18'i bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu nedir? Nedir Bağ dokusu olmazsa gözümüz önümüze düşer. Pat. Bir de baktın göz önünde duruyor, hocam? masanın üstünde. Burnumuz düşer, dişimiz düşer. Kalbimiz, bağırsaklarımız bütün organları elastik olarak tutan ve onlara organları besleyici madde girişini, çıkışını kontrol eden, sağlam tutan, eğer ki bağ dokusu olmazsa adama bir vurursun bir de bakarsın zepse gibi meyve gibi dağılmış. Darmadağın olur. Bağ dokusu olmadan bir insanın yaşaması mümkün değil. Yani her organa da ait o organın özelliğine göre farklı farklı bağ dokusu vardır. Mesela mideyi koruyan düz kaslar, yan kaslar, kaslar var. Yoksa midemiz böyle çamaşır makinesi gibi çalışıyor, çalışıyor. Hiçbir şey hissediyor muyuz? Duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Neden? Bağ dokusu sayesinde. Kalbimizi tutan nedir? Olduğu yerde sürekli düzenli koşuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz. Kalbimiz Bağ aşağı düşmüyor, dokusu yukarı çıkmıyor. vücudumuzun ipi. Bağlıyor. Bütün organı sağa sola bağlıyor böyle. Her şeyi yapıyorsun, hiçbir şey olmuyor. Neden? Bağ dokusu sayesinde. Bütün organları yerli yerince tutuyor ve bağlıyor. Buraya besleyici madde girişi ve artık maddelerin çıkışını işini de yapıyor. İşte bağ dokusunu temizleyen, arıtan, güçlendiren at kuyruğu otuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya eyaletinde klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasında bunun birleşimindeki silisyum bağ dokusunu temizler, arıtır. Ödemi önler. Bazıları böyle ödem oluşur. Vücuda sıvı toplar. Sıvıyı vücuttan atar. İdrar yollarına karşı iyidir. Artı kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine karşı osteoporoza yani bayanlarda genellikle daha çok sık gözüken kemik erimesine. Ben mesela 40'lı yaşların üstündeki bütün bayanların genellikle en temel sorundur kemik erimesi, kemik ağrıları, diz bir de ağrıları, aşırı eklem kimyasal ağrıları. ilaç kullanır. Ben 13 yaşından 26 yaşına kadar çok yoğun oranda fibromiyaljiden yumuşak doku romatizması nedeniyle doktorlar ne yazdıysa aldım. Leblebi gibi hap yuttum, yuttum, yuttum. 13 yıl kimyasal ilaç kullandığım için önce gastrit, ülser, sonra kemik erimesi başladı sağ dizimde. Doktora gittiğimde osteoporoz nedir dedim ya. O zaman bilmiyorum ben, cahil bir çocuğum, ne bileyim. Dedi ki kemik erimesi var. Nasıl oldun bu yaşta? Evet. Niçin? Çok ilaç kullanmışsınız. Yapma. Ha, ne yapacağız? Başka bir ilaç. O ilaçlar, bu ilaç, şu ilaç ne oldu? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sonunda panik atak, depresyon. Yani ilaç kullana kullana 40 çeşit hastalık. Siz Evde daha çok hasta oldunuz. tabii pencereyi ilkbahardan sonbahara kadar pencereyi açamıyordum. Balkonun kapısını açamıyordum. Çiçek tozu içeri girse burnum akıyor, gözlerim sulanıyor. Neyse.